AK Parti'de seçim mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. 30 Ocak önemli bir tarih AK Parti için. Çünkü manifesto, daha doğrusu beyanname açıklanacak. Tabii bu hafta içerisinde son sürat isimlerinin de açıklanması bekleniyor. Özellikle Ankara ve İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması tamamlanacak. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecektir. Önce tüm büyükşehir ve iller, ardından İstanbul'un ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarını belirledi. Kalan ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek içinse titiz bir çalışma yürütülüyor. Yüksek Komisyon Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantılarına devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın tüm ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için mesai harcıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! Programa göre AK Parti'nin bu hafta Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm ilçe adaylarını netleştirmesi bekleniyor. Peki adaylar ne zaman açıklanacak? Bunun içinde yol haritası neredeyse netleşti. Ankara ve İzmir ilçe adayları en geç 30 Ocağı kadar açıklanmış olacak. Ardından da genel başkan yardımcıları, MYK ya da MKYK üyelerince kendi illerindeki ilçe adayları duyurulacak. Sürecin Şubat ayının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Diğer taraftan AK Parti'de seçim manifestosu heyecanı da sürüyor. 30 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek organizasyonla AK Parti, 200 sayfadan oluşan ve seçim vaatlerinin anlatıldığı beyannamesini açıklayacak. Genel merkezin karşısına yeni inşa edilen AK Parti konferans salonunda yapılacak tanıtım toplantısının ardından Cumhur İttifakı için seçim maratonu resmen başlayacak. Tüm adaylar ve teşkilat üyeleri sahaya çıkacak, seçmenle buluşacak. Bugün iki önemli görüşme var AK Parti'de. AK Parti heyetleri hem Yeniden Refah Partisi hem de Büyük Birlik Partisi heyetleriyle bir araya gelecekler. Bir diğer önemli gelişme de AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Belli oldu, sıra şimdi ilçelerde. Az önce de ifade ettim. Peki adaylar ne zaman açıklanacak? Heyetlerin buluşmasını hem de son bilgileri TV100 muhabiri Ozan Ulaş Caymaz aktaracak. Ozan'a bir gidelim. Neler yaşanıyor AK Parti kanadında? AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu mesaisi için İstanbul'daydı ve Ankara'ya gelir gelmez de AK Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Tabii toplantıda ana gündem maddesi ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi. Bu kapsamda yüksek komisyon üyeleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan aday belirleme sürecine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Diğer taraftan da heyetler arası görüşmelerle Cumhur İttifakı ittifak görüşmelerini sürdürüyor. İlçelerle başlayalım dilerseniz, çünkü yayına bağlamadan kısa süre önce de sıcak notlar elimize ulaştı. AK Parti özelinde özellikle ilçeler bazında merak edilen başlıklardan biriydi başkent. Bu kapsamda AK Parti adaylarını çarşamba ya da perşembe günü yine Ankara'da Ata Kongrezyum Merkezi'nde yapılacak geniş kapsamlı bir toplantıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor. AK Parti'nin elbette bu kapsamda çalışmalar devam edecek. Çarşamba ya da perşembe günü ifadesi de aslında hazırlıklar için, Ata Kongrezyum'un bu kapsamda hazırlanması için çalışmalar bir an önce başlayacak ve çarşamba ya da perşembe günü de adaylarını kamuoyuyla paylaşacak AK Parti. Bir dipnotla paylaşmakta fayda var. Perde arkası bir bilgiyi aktaralım. Adaylarla ilgili de aslında çok büyük kapsamlı bir değişiklik beklenmiyor. AK Parti'de yaklaşık %20'lik bir değişim mesajı verildi. Yani mevcut belediye başkanları içinde %20'lik bir kısım görev değişikliği ya da yer değişikliği olabilir. Yeniden bu seçimde değerlendirilmeyecek yeni isimlerle yola devam edecek AK Parti. Ancak tabii en nihai kararı ve yol haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak tanıtım toplantısıyla Ankara'dan duyuracak. Tabii bugün yalnızca Ankara değil, İzmir ve diğer
ilçeler içinde değerlendirme toplantısı yapıldı. Şu anda da devam ediyor bu toplantı. Yaklaşık 3,5 saattir Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla birlikte. Bir yandan da gözler heyet görüşmelerinde. Yeniden Refah Partisi heyetiyle AK Parti heyetinin yaklaşık yarım saat sonra saat 19'da genel merkezde bir araya gelmesi bekleniyor. Hemen ardından da saat 21'de Büyük Birlik Partisi heyetleriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde oldukça önemli ilçeler bazında yine belediye meclis üyelikleri bazında değerlendirmeler yapılıyor. Aslında bu konu hakkında sabah saatlerinde de bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz katıldığı bir programda özellikle Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile ilgili görüşmelere değindi ve ittifak görüşmelerinde aslında çözülemeyecek bir sorun yok mesajı verdi. Dolayısıyla oldukça önemli heyetler arası görüşmeler saat gözler 19'da olacak. Birazdan tahmin ediyoruz ki Yeniden Refah Partisi heyetleri burada olacak ve görüşme başlayacak. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla ilçeler bazında değerlendirmesi sürüyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.